Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Üçgende yardımcı elemanlar konusuyla bugüne başlıyoruz. Haydi bakalım, başarılar diliyorum. Bu konu başlığı altında birinci basamakta önce açı ortayı inceleyeceğiz. Ardından iç ve dış açı ortay teoremlerine bakacağız. Ardından yeni bir yardımcı elemana geçip kenar ortayı ve en son kenar orta dikmesiyle yüksekliği konuşup bu konuyu kapatacağız. Peki bu konu günlük hayatta karşımıza nerelerde çıkıyor? Ödevlerimiz ne olacak? Hadi gelin şimdi onlara bakalım. Bu konunun kullanım alanları ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Kenar ortaylar üçgenlerin dengeli ve simetrik yapısını analiz etmede kullanılır. Bu yapıların tasarımında ve inşaatında denge ve simetri sağlamak için önemlidir. Kenar ortaylar mobilya tasarımında estetik açıdan hoş ve dengeli bir görünüm elde etmek için kullanılabilir. Kenar ortaylar arazi ölçümlerinde ve harita projeksiyonlarında kullanılır. Kenar ortaylar da ama çok şey yarıyormuş. Kenar ortayların geometrik özellikleri, yüzeylerin eğriliği ve haritaların doğruluğunu belirlemeye yardımcı olabiliyormuş. Teknik tasarımda makinelerin parçalarının kesilmesi ve montajı için açı ortaylar kullanılıyormuş. Bu sayede hassas iş parçaları üretilebiliyormuş. Sanat eserlerinde simetri ve denge sağlamak için açı ortaylar kullanılır. Aynı zamanda resim, Heykel gibi sanat dallarında da kompozisyon oluşturulmasında önemli bir başrol öner. Gelelim ödevlerimize. Bu konuyu beraber seninle çalıştıktan sonra ödevlerin eğer sıfırdan 9'a matematiği çalışıyorsan sayfa 216'dan 223'e kadar, dinamo matematiği çalışıyorsan sayfa 219'dan 231'e kadar sorumlusun canım benim. Hadi bakalım konuya giriş yapalım. İlk başlığımız açı ortay. Diyor ki bir açıyı iki eş açıya bölen ışına açı ortay deniyor. Dolayısıyla AOB açısına baktığımızda OC ışını görüldüğü gibi burayı iki eş parça ayırmış. O halde OC ışını AOB'nin açı ortayı denir. Açı ortay açıyı iki eşit parça ayırdığından dolayı buradaki AOC açısının COB açısına eşit olduğu görülebilir. Bil ekstramızda açı orta üzerindeki herhangi bir noktanın açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluklarına eşit olduğu söylenmiş. Bak güzel kardeşim. Bilhassa açı ortayın uzunluk sorularında çok önemli meselelerden bir tanesi bu. Şimdi bakın OC'miz açıortay. ortay. OC üzerindeki bu C noktasından almışız. Buraya doğru bir dikme indirmişiz. A'ya doğru bir dikme. AC dikmesi oluşturmuşuz. OA ışınına AC dikmesi indirmişiz. Aynı C noktasından B noktasına doğru yani OB ışına doğru da bir dikme de buraya indirmişiz. İşte diyor ki bu dikmelerin uzunlukları birbirlerine eşittir. Yeter mi diyor yetmez. Bir de bu açının köşesinden bu dikmeye kadar olan parçaların uzunlukları da diyor birbirlerine eşittir. Yani OA uzunluğu OB uzunluğuna eşit olacaktır diyor. Çok önemli ifademizde bakalım nasıl bir ifadeyle karşı karşıyayız. Diyeceksin ki hocam bu soru çok mu önemli? İnan bana çok önemli. Diyor ki açı ortayın var diyor. Güzel. Açı ortayın üzerinde bir P noktası almış. Bu P noktasından bir AC ışınına doğru bir de BP çizmiş. Kime doğru? AB'ye doğru. Yani açı ortay üzerindeki noktadan açının kollarına doğru dikmeler çizilmiş. Dikmeler birbirlerine eşitti. O zaman hemen yazıyorum. 3B-1 ifadesi 8'e... Eksi 1'i karşı tarafa atarsam 3B9A. B'nin karşılığı buradan kime eşit olacaktır? 3'e eşit olacaktır diyoruz. Bir diğer durum ise malum dikmeye kadar olan AB uzunluğu ile AC uzunluğunun birbirlerine eşit olması meselesiydi. Bu durumda 2A artı 5 dediğimiz ifadenin de 13'e eşit olduğunu görmüş oluruz. 2A buradan 8'e, A'nın karşılığı buradan 4'e eşit olacaktır. Bizden istenilen A ile B'yi çarpmamız 4 çarpı 3'ten karşılığı 12 olacaktır. Bu sorunun sana unutturmaması gereken biraz önce konuştuğumuz kural. Açı orta üzerindeki noktadan kollara dikme çizilmişse o dikmeler eşittir. Açının köşesinden dikmelere kadar olan uzunluklar ki bunun Türkçe mealiydi bu. Sarı çizgilerin birbirine eşit olduğundan bahsediyorum. Onlar da birbirine eşit olacaktır. Sorumuz diyor ki şekilde diyor BD diyor ABC açısının diyor açı ortayıdır. Tamam bak BD açı ortayının D noktasından kola bir dikme indirilmiş diyeceksin ki hocam pek indirilmiş gibi değil. Bak indirilmiş kardeşim. Biz de bu tarafa doğru bir dikme indireceğiz. O zaman ne diyeceğiz? Burası da 6'dır. Ne olur unutma. Bak açı ortayın bu. Açı ortaydan buraya bir dikme indirilmişse biz de buraya bir dikme indirdik. Dikmelerin uzunlukları birbirine eşit olacak. Derken şuradaki dik üçgen hop tanıdık bir iki, dik üçgen. 3, 4, 5'in iki katları. O zaman burası 8. Bir diğer mesele B'den yani köşeden dikmeye kadar olan uzaklık y ise buranın uzunluğu da yine ne olacaktır? y olacaktır. Bu durumda bc uzunluğu y artı 8 iken sorunun başında bc uzunluğu bize x olarak verilmişti. y'yi karşı tarafa atarsam benden istenilen x eksi y uzunluğunu 8 olarak bulmuş oldum. Geldim üçgende iç ve dış açı ortaylara. Açı ortaylara birazcık daha içine giriyoruz. Şimdi bunların bir kısmını hatırlarsan güzel kardeşim. Üçgende açılar konusu içerisine bakmıştık. Şimdi onların üstünden bir daha geçelim. Bunları bir de iç ve dış açı ortaylarla bağlayacağız. Bir üçgende iç açı ortaylar tek noktada kesişir. Bakın D noktası iç açı ortayların kesim noktası. Gördüğünüz gibi A'dan, B'den ve C'den çizilen açı ortaylar D noktasına kesişmiş. D noktasının özel de bir adı var. İç, teğet, çemberin merkezi. At bunu hafızaya. Diyeceksin ki niye atayım ya? Çok detay bir kuralmış gibi geldi bana. Hayır. İçte çemberin merkezi çok önemli. Niye biliyor musun? Çünkü açı ortayları bizim gözümüze sokağa soka göstermeyebilirler. Sonra düşünsene tepesinde diyor ki hiç açı ortaylara plan vermemişler. D noktası iç teğet çemberin merkezidir dedi. Ne anlaman lazım? Demek ki o çizilen uzunlukların açı ortay olması gerektiğini düşünmen lazım. Peki alttaki ifadeye geçiyorum. İki tane iç açı ortay çizildiğinde bu açı ortayların arasında kalan BDC açısının ölçüsü bakın BDC açısının ölçüsü tepedeki A açısının ki biz ona BAC açısı da diyebiliyoruz yarısını alıp 90 ile toplamımızdan gerçekleşiyoruz. Tekrar söylüyorum bu kısmı üçgenin açılarda da konuşmuştuk 90 artı tepedeki açının yarısı diye. Şimdi gel biraz detaylandıralım bir üçgende bir köşeye ait iç açı ortay ve diğer iki köşeye ait iki dış açı ortay tek noktada kesişir arkadaşlar. Bak şimdi B'den bir dış açı ortay çizmiş. Ben de üzerinden şöyle kırmızıyla geçeyim. C'den de bir dış açı ortay çizmiş. İki tane dış açı ortay gitmiş D noktasına kesişmiş. Diğer köşeden gelen iç açı ortay mutlaka D'den geçmek zorunda. Hatta şöyle bir cümle kullanayım. Siz A'dan başlayıp D'ye doğru bir doğru parçası çizseniz A açısının kesinlikle açı çizmiş olursunuz. Çünkü üç tane açı ortay bir noktada mutlaka kesişmek zorunda. D noktasında özel bir adı var dış teğet çemberin merkezi arkadaşlar. Demek ki D noktasına dış teğet çemberin merkezi denildiği anda siz B'nin C'nin dış açıortay anında iç açıortay olduğunu anlamanız lazım. Yine üçgende açılardan kalma bir kural. 2 dış açı ortayın arasında kalan BDC açısının ölçüsünü bulmak istiyorsanız 90'dan tepedeki açının yarısını çıkartmanız gerekiyor. Dediğim gibi üçgende açılarda teferruatlı bir şekilde konuştuğumuz mesellerdendi. Şimdi sorumuz diyor ki: Şekildeki BD, CD, BE, açıortay e, açı ortay, BEC. 55 dereceymiş. BDC diyor bana söyler misin? Peki. Şimdi bak. Birkaç farklı yöntemle çözebilirim ben bunu. Ama en kolayıyla seni karşı karşıya bıraktırayım. Şimdi bakın. Burası AA, BB desem. 2A artı 2B'nin karşılığı buradan ne kadar yapacak? 180. Her tarafı 2'ye böldüğümde A artı B'nin karşılığı 90 olacaktır. Demek ki şu açının karşılığı 90. Ben buraya CC, şuraya da DD desem. Aynı durumdan 2C artı 2D'nin karşılığı 180. C artı D'nin karşılığı buradan 90 gelecektir. Dolayısıyla burası da 90 derece oldu. Şimdi odaklanmanı istediğim yer şurası. B, D, C, E dörtgeni. B, D, C, E dörtgeninde B açısı 90. C açısı da 90. D açısını bilmiyorum. X diyeyim. E açısı 55 derece. Bir dörtgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi güzel kardeşim? 360 derece. O zaman B'deki 90, C'deki 90, E'deki 55 ve BDC açısına dediğimiz X'in toplamı 360 yapmalı. Şurayı bir toparladığımda 90, 90, 180, 55 daha gelecek. Olacak bize 235. 235'i karşı tarafa atıp 360'dan çıkarttığımda X'in karşılığı buradan 125 derece gelecektir diyoruz. Bu arada unutmaman gereken daha bomba bir ifadeden bahsedeyim. Bir daha bu kadar da uzun uzun uğraşma. Bir üçgenin iç açı ortayları arasında kalan kimden bahsediyorum? X. Dış açı ortayları arasında kalan açının toplamı her daim 180 derecedir. Dolayısıyla X ile 55'in toplamı 180 diyerek 180'den 55 çıkarttık. Direkt 125 de diyebilirdik. Geldim iç açı ortay teoremine. Açı ortayda da neler varmış güzel kardeşim. Şimdi uzunlukla alakalı önemli meselelerden bir tanesi bu. Kolun aşağıdaki parçaya oranı kolun aşağıdaki parçaya oranı eşittir. Fakat biz burada nasıl vermişiz? Kolların oranı, AB'nin AC'ye oranı aşağıdaki parçaların oranlarına eşittir demiştir. Ama biliyorsun, oran orantı görmüş insansın sen. İçlerle dışlar yer değiştirebilir. Bunu nasıl da yapabilirim? AB'nin yani o kolun kime oranı aşağıdaki parçaya oranı? BD'ye oranı. AC'nin yani kolun aşağıdaki DC'ye oranı şeklinde de gösterebilirim. Artık okuldaki öğretmenin hangisini kullanıyorsa onun üzerinden yürüyebilirsin. Fakat biz her ikisini de bazı dönemlerde kullanacağız bilgin olan. Şimdi sorumuz diyor ki ABC üçgenin çevresini bulur musun? Diyor. Çevreyi bulabilmek için sadece eksiğimiz DC. Hemen başlıyorum. İç açı ortay ve uzunluk mu gördüm? Hemen az önce öğrendiğim kuralı uyguluyorum. Kolun aşağıdaki parçaya oranı 8'in 4'e. Onun x e oranı. İçler dışlar yapıyorum. 4 çarpı 10'dan 40. 8 çarpı x'ten 8x. x'in karşılığı da buradan ne gelecektir? 5. Bu durumda abc üçgenin çevresi 8 artı 10 artı bu kenarın tamamı 9 olduğundan dolayı topladığımda 27 bulunur diyoruz. Bir ekstra da diyor ki ikiz kenar üçgende tepe açısından tabana çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklik ve kenar ortaydır. Bu çok önemli meselelerden bir tanesi. Sorumuz da bununla ilişkili. Şimdi bakın bir yükseklik çizilmiş AF yüksekliği. Bu AF yüksekliği burayı iki eşit parça ayırdığına göre burası kesinlikle açıortay olmak zorunda. Ve ADC üçgeni ikiz kenar olmak zorunda. Yani burası 15 ise burası da 15 olmak zorunda. Artık ikiz kenarla işim bitti. Neye dönüyorum güzel kardeşim? Aç ortaya. Ne demiştik? Kolun parçaya oranı 15'in 5'e 15 artı x'in de 6'ya oranı diyebilirim. Şimdi burada içler dışlar yapmayalım. Oran orantıda konuştuğumuz bazı meselelerden faydalanalım. 15 5'in 3 katı. O zaman 15 artı x de 6'nın 3 katı olmalı. Yani buranın karşılığı 18. 15'i karşı tarafa atarsam x'in karşılığı da buradan 3 gelecektir. Arzu eden arkadaşlar tabii ki içler dışlar çarpımı yaparak da bu işi halledebilir. Geldim dış açıortay teoremine. Diyor ki AD A'nın dış açıortayıdır ortayıdır. Ve NA'nın üssü olarak gösterilir diyor. AC'nin AB oranı. AC'nin AB oranı kimin kime? CD'nin BD'ye oranına eşitmiş. Hmm. Bunu kurgulamak biraz kafamda zorluk çıkartabilir. Gelin ben size başka bir yöntemden bahsedeyim. Şimdi bakın burada verdiğimiz kural kitabı bir kural. Şimdi göreceğin ise sana yapılabilecek en büyük kıyak. Dış açı ortaya gördüğünde ne yapmalısın? İsa et kardeşim. Dış açı ortayın uç noktasına gidersin. D noktasına ulaşırsın. D'den C'ye kadar gelirsin. Yani CD'ye ulaşırsın. Bunu hemen buradaki parçayla oranlarsın. Buradaki ilk işin biter. Tekrar D'ye dönersin. Sonra tamamını yani BD'yi kat edersin. Ulaştığın kenarla oranlarsın. Hmm, bu birazcık da akla yatkın gelmiş olabilir sana. Hadi bir kere daha. Dış açı uç noktasına geldik. İlk parçayı kollu oranladık. Tekrar döndük. Tamamını kollu oranladık. Haydi bakalım soruda kullanalım. Şekilde diyor ki AC dikmiş BD'ye. Bir dik üçgen var. ABC dik üçgen de tanıdık bir üçgen. 10 var 6 var. Burası gelecek? 8. Peki. Sonra buraya Y diyelim. Ve dış açı kullanalım. Dış açı uç noktasına geldim. Y'nin hemen buradakine oranı 6'ya. Tekrar D'ye döndüm. Y artı 8'in de kime oranı? Ona. Bu durumda işler dışlar çarpımı yaptığımda 10Y eşittir. 6Y artı 48 yapacak. 6Y'yi karşı tarafa atıp 10Y'den çıkarttığımda 4Y 48. Y'nin karşılığı buradan 12 bulunacaktır. Y yerine 12 yazarsam şuradaki üçgende istersen Pisagor uygula istersen beni dinle güzel kardeşim. Bir dik üçgende dik kenarlardan birisi diğerinin iki katıysa bakın bu şu an böyle 12'ye 6. Küçük olanın kök 5 katı hipotenüstür. Yani burası 6 iken burası da 6 kök 5'tir. Demek ki dik kenarları 8 4 ise hipotenüs nedir? 4 kök 5. Diyelim ki dik kenarlar 5'e 10. Hipotenüs nedir? 5 kök 5'tir. Küçük olanın kök 5 katı. Haydi devam ediyoruz. Şimdi hem iç açı ortay vermiş hem dış açı ortay vermiş güzel kardeşim. O zaman önce iç açı ortayla bir başlayalım. CD'ye x diyorum ve ac iç açı ortayında bildiğim kuralı uyguluyorum. 24'ün 6'ya 16'nın x'e. Şimdi 24'e 6 4 katlık bir durum olduğuna göre 16 neyin 4 katı diye sorsam x'in karşılığı buradan ne gelecek 4. Y dedim. Şimdi dış açı ortaya dönüyorum. Dış açı ortayın uç noktasına geldiğim y'nin hemen buradaki parça 16'ya oranı. Tekrar dış açı ortaya döndüm. Tamamının yani y artı 10'un kime oranı? 24'e oranı. 16 ile 24'ü 8 ile sadeleştirirsem 2'ye 3. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 3y eşittir 2y artı 20'den y'nin karşılığı buradan ne gelecektir? 20 gelecektir. Şimdi biz y'yi de 20 bulduk. Bizden istenilen arkadaşlar CE uzunluğuydu. CE uzunluğu 20 artı 4'ten 24 gelecektir. Geldim yeni bir yardımcı elemana kenar ortay. Diyor ki bir üçgende bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına diyor kenar ortay denir. Bakın AD gittiği kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Bakın BE gittiği kenarı iki eşit parçaya bölmüş. Bakınız CF gittiği kenarı iki eş parçaya bölmüş. Demiş ki böyle koca bir ünlem işareti koymuşuz. Kenar ortaylar üçgenin içinde bir noktada kesişir. Görüldüğü gibi bizim kenar ortaylar burada G noktasına kesişmiş. Bu noktaya diyor ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi üçgenin tam orta noktasıdır arkadaşlar. Ve G noktasıyla gösterilir. Peki bu ağırlık merkezi ne işe yarar? Diyor ki AG'nin GD'ye oranı, BG'nin G'ye oranı, CG'nin GF'ye oranı diyor, Hep 2'dir diyor. Hmm. Yani burası 2K ise burası K. Burası 2P ise burası P burası 2T ise burası T. Yani ağırlık merkezinden kenara olan parça 1 ise köşeye olan parça 2'dir diyor. Yetmez diyor bir de şöyle bir şey yapayım diyor. İki tane kenar ortayın ulaştığı noktayı diyor birleştirdiğimde bir kenar ortayı 1, 2, 3 parçaya diyor ayırmış olurum. Bu 3 parça 312 kuralıyla diyor gösterilebilir. Hocam 312 nasıl ya? 3, 1, 2. Bir bağlıyorum. 312 kuralı. 312 kuralıyla gösterilebilir. Bu arada tabi burada kullandığım iki şey var aslında. Bunlardan bir tanesi benzerlik. Bir tanesi de burada öğrendiğim mesele. Şöyle göstereyim biraz temizlik yaptıktan sonra. Şimdi biz biliyoruz ki G noktası şurası 2K ise üst taraf ne olmak zorunda? 4K olmak zorunda. Yani bizim AF uzunluğumuz toplamda 6K oldu. Şimdi siz tam buradan bir orta taban çekiyorsunuz. Unutma burası orta tabanda. Bak kenarlar eşit işte parçalanmış. O halde buradaki 6K 3K'ya 3K ayrılacak. O halde buraya 3K ise buranın 4K olabilmesi için buraya da K kalacaktır. Fakat biz bunu uzun uzun her soruda yapmak yerine 312'yi hatırlarsak durumu çok daha kolaylaştırırız. Sorumuz diyor ki AG, BG, CG toplamı 40'mış. AD, B, E, C, F toplamı kaçtır diyor. Şimdi ben önce ağırlık merkezinden dolayı buralara K, 2K, T'ye 2T, P'ye 2P mi yazarsam? AG dediği yer 2P. BG dediği yer 2K. CG dediği yer ise 2T olarak isimlendirdiğimiz yer. Ve bunları toplandırırken her tarafı 2'ye böldüğümde P artı K artı T'nin karşılığını buradan 20 buluruz. Peki bizden ne isteniyor ona bakalım. AD uzunluğu 3P. BE uzunluğu 3K. Ve CF uzunluğu 3T. Ben bunu 3 parantezine aldığımda P artı K artı t elde etmiş olurum. P artı K artı T'yi demin 20 bulmuştuk. Dolayısıyla buradan da karşılığı 3 çarpı 20'den 60 gelecektir. Ağırlık merkezi söz konusu olduğunda eğer soru bir uzunluk sorusuysa mutlaka bu K 2K, P 2P, T 2T meselesini yazmadan geçmiyoruz. Diyor ki şekildeki ABC ikizkenar üçgenmiş. GB, GC'ye dikmiş ve AG 6'ymış. Şimdi ben ağırlık merkezine kadar çizilmiş kenar ortayları mutlaka tamamlanması gerektiğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla burasını tamamladığında burası 3 olacak. Peki bu ağırlık merkezinden geçtiğine göre gittiği kenarı ne yapmalı? İki eş parça ayırmalı. Şimdi odaklanmanı istediğim yer GBC üçgeni. GBC üçgeni bir dik üçgen. Ve dik üçgende 90 derecenin karşısındaki yani hipotenüse çizilen kenar ortay Hipotenüs de ayırdığı parçalara eşit olduğundan dolayı burası 3, 3 olacaktır. Bununla beraber ABC yani büyük üçgen ikiz kenar olduğuna göre indirilen kenar ortay. Hem burası için açı ortay hem de ne gelecektir? Yükseklik gelecektir. Şimdi odaklanmanı istediğim üçgen şurası. Kenarlarımdan birisi 3, diğeri 9. Burası için kısa yolun var mı hocam? Tabii ki var kardeşim. Deminki sorulardan bir tanesini ne demiştik? Bir dik kenar. Diğer dik kenarın iki katıysa küçük olanın kök 5 katı hipotenüstür. Bu da şimdi kullanacağımız. Bir dik kenar diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök 10 katıdır diyeceğiz. Bakın üçe karşılık 9. Küçük olan 3 hipotenüs, 3 kök 10 deyip işin içerisine çıkabiliyoruz. Aa hocam ben bunları unutuyorum. Ben pisagor yapsam olmaz mı? Olur tabii hemen yapalım. X kare eşittir. Dik kenarlardan birisi 3, diğeri 9'du hatırlarsan. Dolayısıyla x kare eşittir 9 artı 81. X karenin karşılığı buradan 90. X'in karşılığı kök 90 ve 90 sayısı biliyorsun, 9 çarpı 10 diye yazın. 9'u dışarı atarsam yine karşılığını buradan 3 kök 10 bulmuş olurum. Sorumuz diyor ki, G noktası ABC ikizkenar dik üçgenin ağırlık merkeziymiş. Tekrar söylüyorum, eğer ağırlık merkezi verilmişse, kenar ortay çizilmemişse, lütfen kenar ortayı çizin. Bir önceki soruda olduğu gibi kenar ortayın ağırlık merkezine kadar olan kısmı çizilmişse siz onu mutlaka devam ettirin. O halde ben buradan başlıyorum. A'dan G'ye doğru bir kenar ortay çiziyorum. Şimdi BC uzunluğu 36 olduğundan dolayı 18, 18 ayrılmalı. O zaman buraya 4 kaldı. İkiz kenar dik üçgen olduğundan dolayı indirdiğim kenar ortay hem yükseklik hem de burasını açı ortay olarak ayırmış olacak. Şimdi 45 var 90 var burası da 45. 45'in karşısında 18 varsa bu 45'in karşısında şuraya H dersem AH uzunluğu da yine 18 gelecektir. Fakat ağırlık merkezi biliyorsun K'ya 2K ayırır. Yani bizim 3K dediğimiz yer 18 olduğundan dolayı K'nın karşılığı buradan 6'dır. Şimdi geldim GHD üçgeninde Pisagor uygulamaya x kare 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Bu durumda x kare 16 artı 36 ve x kare eşittir 52. Son olarak x eşittir kök 52 olur ki bu da 4 çarpı 13'tür. 4'ü dışarı 2 diye atarsak buradan da karşılığı 2 kök 13 gelir. Geldim kenar orta dikmeye. Üçgenin herhangi bir kenarının orta noktasından geçen ve bu kenara dik olan doğru parçasına kenar-orta dikme denir diyor. Bir kere bu kenar-orta dikme de biraz dikkatli olmak lazım. Çünkü genelde aç-ortay çok bilinir, kenar-ortay çok bilinir. Test kitaplarında ağırlıklı olarak aç-ortaya ve kenar-ortaya biraz daha yüklenilir. Fakat bu kenar-orta dikme sanki biraz böyle kenarda kalan hikayelerden bir tanesi. Dolayısıyla karşımıza bununla alakalı bir soru çıktığında biraz bizim canımızı sıkabilir. Onun için iyi öğrenelim, karşımıza çıktığında Ça at halledelim. Diyor ki herhangi bir kenarının orta noktasından geçen bu kenarı dik olan. Şimdi bak PE'ye bir bakıyorum. PE AC'nin tam ortasından geçmiş ve buraya dik olmuş. PD'ye bakıyorum. AB'nin tam ortasından geçmiş ve dik olmuş. Hatta AF'ye bakıyorum. BC'nin tam ortasından geçmiş ve BC dik olmuş. Tamam. O zaman kenar orta dikme bu. Kenar orta dikmeler de gürültü gibi P noktasında kesişmiş arkadaşlar. Kenar orta dikmelerin kesiştiği noktaya da aramızda kalsın çevrel çemberin merkezi deniyor. O zaman bir soruda çevrel çemberin merkezi diyerek başlanıyorsa oranın kenar orta dikmelerin kesim noktası olduğunu unutmamak lazım. Diyor ki P noktası kenar orta dikmelerin kesişim noktasıymış. AC 48 BP 25'miş. Hmm. Şimdi burası 25. O zaman... AC 48'te burası 24, 24. Hocam nereden biliyorsun? E kardeş... Madem P noktası kenar orta dikmelerin kesim noktasıysa... Buradan geçen PT... AC kenarını iki eşit parçaya bölmeli. Hatta daha fantastik bir şey söyleyeyim. Biz bunların da eşit... Hatta şunu çizsem şunların da eşit olduğunu biliyoruz ya. Burada gizli olan ikizkenarlar kenarları ortaya çıkmış oluyor. Mesela A, B, P üçgeni. indirilen yükseklik kenar ortaya olduğundan dolayı burası 25. Hatta A, P, C üçgeninde burası da 25. Çünkü indirilen yükseklik kenar ortaya olmuş. AP P uzunluğuyla PC uzunluğu birbirlerine eşit olmak zorunda. Şimdi geldim buraya. 24 var, 25 var. Tanıdık bir üçgen bu. 7, 24, 25 deyip PT uzunluğunu 7 bulmuş oluruz. Geldik artık son yardımcı elemanımız yüksekliğe. Bir üçgende herhangi bir köşeden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına dik olarak indirilen doğru parçasının yükseklik denir diyor. Tamam. AH, BC kenarına ait indirilen yüksekliktir. Evet bir köşeden karşı kenara indirilen dikme yükseklikmiş. Tamam AH, HA olarak gösteriliyormuş. Üçgenin yükseklikleri bir noktada kesişiyormuş bu noktaya da üçgenin diklik merkezi deniyor. Şimdi bak güzel kardeşim hepsini bir toparlamak gerekirse iç açı ortayların kesin noktasına iç teğet çemberin merkezi. iki tane dış açı ortay bir tane iç açı ortayın kesiştiği noktaya dış teğet çemberin merkezi. Kenar ortayların kesiştiği noktaya ağırlık merkezi. Kenar orta dikmelerin kesiştiği noktaya çevrel çemberin merkezi. Ve yüksekliklerin kesiştiği noktaya da diklik merkez denir kısmını te tekrar bir hatırlatayım. Çünkü soruların bir kısmında tekrar söylüyorum açı ortayları, kenar ortayları, kenar orta dikmeleri ya da yükseklikleri gözümüze soka soka göstermeyebilirler. Diklik merkezi diyebilir, çevre çemberin merkezi diyebilir. Oradan sunuca ulaşmamız gerekecek. Onun için bu kısım önemli. Üçgen çeşitlerine göre diklik merkezi demiş. Dar açılı üçgenlerde arkadaşlar diklik merkezi görüldüğü gibi D noktası üçgenin neresindedir? Tam içindedir. Dik açılı üçgende ise diklik merkezi tam A noktasında yani 90 derecenin olduğu dik köşededir. Geniş açılı üçgenlerde yükseklikler dışarı doğru çizildiğinden dolayı görüldüğü gibi D noktası yani diklik merkezi üçgenin dışındadır. Şöyle toparlarsak dar açılı üçgenlerde içinde, dik açılı üçgende tam üzerinde, üzerinde dediğimizde tam dik köşede, geniş açılılarda ise üçgenin dışındadır. ABC ikizkenar üçgende AB AC'ye eşitmiş. F noktası ABC'nin diklik merkeziymiş. O zaman F'den geçen bu CD uzunluğu da yüksekliktir. F'den geçen BE de yüksekliktir. İkizkenar üçgene ait bir kural hatırlıyorum. Bu yükseklikler çizildiğinde oluşan simetrik parçalar birbirlerine eşit. Yani burası 12 ise burası 12, burası 8 ise burası 8'dir arkadaşlar. İkinci meseleye geldiğimde AEB üçgenine bir odaklanırsak. AEB üçgeni. Şurasının uzunluğu ne kadar? 20. Tanıdık bir üçgen bu. Bakın 3'ün 4 katı. Burası 5'in 4 katı. O zaman BE uzunluğu 4'ün 4 katından burası 16 olacaktır. Şimdi ben buraya 90'ı yapıştırdıktan sonra gelip şuradaki üçgene de bir bakalım dersem buradaki ya Pisagor'dan ya da bu ders içerisinde tekrar tekrar konuştuğumuz meseleden dolayı. Bak, dik kenarlardan birisi diğerinin 2 katı. Dolayısıyla buranın karşılığı küçük olanın kök 5 katı diyerek x uzunluğuna ulaşmış oluruz. Geldik konu biterken kısmında neler konuştuk bugün? Açı ortaya baktık, iç ve dış açı ortay teoremlerini inceledik. Kenar ortaya baktık, kenar orta dikmeye baktık, yüksekliğe baktık. Peki şimdi sırada ne var güzel kardeşim? Tabii ki ödüllü soru. Fakat bu dersin ödüllü sorusundan önce geçmiş dersin ödüllü sorusuna şöyle beraber bir bakalım. Geçen dersimizin ödüllü sorusunun çözümünü şöyle beraber bir yapalım. Arkadaşlar ADC üçgenindeki FE'nin AD'ye paralelliği ile başlıyorum. Karşılıklı parçaların oranları birbirine eşit olacağından dolayı 3'e karşılık 3k dersem 6'ya karşılık burası da 6k olur. ABC üçgeninde GF'nin BC'ye paralelliğini kullanırsam 3k'nın 4'e oranı 6k'nın x'e oranı orantısı çıkar. 3k'nın 4'e 6k'nın x'e. K'ları sadeleştirip içler dışlar çekersem 3x'in karşılığı buradan 24, x'in karşılığı da buradan 8 gelecektir. Şimdi sırada bu haftanın ödüllü sorusu. Hadi bakalım. Bu dersin ödüllü sorusunda ise diyoruz ki G noktası ABC dik üçgenin ağırlık merkezidir. AB AC'ye GH de BC'ye dik olduğuna göre BH 22 HC 38 ise GH uzunluğu olan X kaç santimetredir diyoruz. Şimdi güzel kardeşim bu soruyla kafa yorarken çözdükten sonra yorumlara yazmayı cevap olarak bize iletmeyi ve dersle alakalı lütfen motive edici cümlelerini bizimle yorumlarda paylaşmayı lütfen unutma. Şimdi senden diyeceğim bu konuyla alakalı mevzuda ilgili kitabından sana bıraktığımız o bahsettiğimiz ödevlerin mutlaka yapılmasını sağlamak lazım. Geometri önemlidir. Kesinlikle ileride bunun kıymetini çok iyi anlayacaksın. Lütfen bu işe sıkı tut. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.